Arkadaşlar merhabalar. Permütasyon, kombinasyon, olasılık konusunu anlatmıştım ben. AYT ve TYT oynatma listelerinde var sayma olasılık diye. onları bence izlemelisiniz. Burada çözeceğim sorular konuyu bildiğinizi varsayarak anlatacağım sorular. O yüzden konuda fena değilseniz, öğrendiyseniz evet bu teste başlayabilirsiniz. Ama sıfırsanız sakın bu teste başlamayın. Çünkü ben normal sorular değil biraz daha üstüne koyarak yorum yapmamız gereken sorular çözeceğim. Ama zaten bitirdim hocam. Normal olarak ben kendi sorularımı çözdüm diyorsanız evet tam bu sizin için biçilmiş kaftan. İkisi ehliyetli, dördü ehliyetli olan altı kişiden dördü seçilip dört kişilik bir arabayla seyahate çıkacaktır. Şoför ehliyetli olmak şartıyla bu kişiler arabaya kaç farklı şekilde yerleşebilir? O zaman şu şekilde düşünebiliriz bakın dört kişilik bir araba. Bu şoför iki ehliyetliden bir tanesi olacak. Geri kalanlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok yani kalan 5 kişiden 3 kişisini seçip 3 faktör yer yerleştirebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradan da 10 çarpı 6, 60, 2 ile çarparsak 120 olacak ilk sorunun cevabı. Nil ve Ece'nin de aralarında bulunduğu 5 kişilik bir grup 3 kişi önde 2 kişi arkada olacak şekilde Fotoğraf çektirecektir. Buna göre Nil ve Ece'nin yan yana olduğu kaç farklı sıralamayla fotoğraf çekilebilir? Eğer deseydi ki bu insanlar kaç farklı şekilde yerde e, yerleşebilir? O zaman arkadaşlar hiç ön arka önemli olmaksızın direkt 5 faktöriyel derdik. Ancak Nil ve Ece yan yana olduğu için bunları paket halinde düşüneceğiz arkadaşlar. Nil Ece bakın burada olabilir yan yana şurada yan yana olabilir bir de burada yan yana olabilir. O yüzden bu önlü arkalı durumlarda önce bir bunları yerleştirin. 3 farklı yere yerleşebilirler. Örnek Nil ve Ece burada durabilir mesela. Bir de bunlar kendi arasına yer değiştirebilir. E ve N şeklinde çarpı 2. Bunlar buraya yerleştirdikten sonra artık kalan 3 kişinin özel bir durumu yok. 3 çarpı 2 çarpı 1 diye. Yani 3 faktöriyel diye yerleşir arkadaşlar. Kalan şu koltuklara. Dolayısıyla 6 çarpı 6, 36 farklı şekilde yerleşmiş oldular. Pelin soldaki hesap makinesinde rakamları farklı 3 basamaklı bir doğal sayı yazıyor. Selin ise Pelin'in bastığı tuşlarla aynı konumda tuşlara aynı sıradaki sağdaki hesap makinesinde basıyor. Buna göre Selin'in Pelin'in yazdığı 3 basamaklı sayıyı yazma olasılığı kaçtır? Fena bir soru değil. Bence bir düşünün. Yapmaya çalışın sonra benden izleyin. Şimdi arkadaşlar burada e, örnek mesela bu 7'ye basıyor diyelim 5'e basıyor ve 2'ye basıyor olsun o zaman burada 1'e basıyor 5'e basıyor 8'e basıyor bu demek e, soruda anlattığı aynı sırada basacak 8'e basarsa burada 2'ye karşılık gelecek 1'e bassa 7'ye karşılık gelecek gibi o zaman bir kere kaç tane 3 basamaklı sayı vardır başa 0 gelmez 9 çarpı 9 çarpı 8 tane sayı olacak tüm durumlar bunlar. Peki kaç tane aynı sayıyı basabilirler? 4 5 6'yı kullanarak bakın. Burada da 4 5 6 oluyor. Yani 4'e bastığında yine 4, 5'e bastığında yine 5, 6'ya bastığında yine 6 oluyor. O yüzden 4 5 6'yı istediği sırada yani 3 faktöriyel sırada arkadaşlar basabilir örnek 654 sayısı olur. Böylece burada da 654'e basar ya da 546 olur. Burada da 546 olur. Başka ne olur? Bakın 0 da aynı yerde. O zaman 4 5 6'dan 3 taneden 2 tanesini seçer. 0'ı kesinlikle seçer. Toplam o zaman burada bakın 3 tane sayı elde etmiş oluruz. 0 başa gelmeyeceği için 2 tane sayı yazabiliriz buraya. Kalan 2 sayıyı da böyle yazabiliriz. Ama başta 3'ün ikilisi de var. 3 sayıdan 2 sayıyı seçiyoruz. 3 sayıdan 2 sayıyı seçtikten sonra elimizde 3 tane sayı oluyor. Bunlarda da başa 0 gelmez. 2 çarpı 2 çarpı 1 diye durum var. O zaman buradan da 12 tane durum oldu. Toplam 18 istenen durum. 9 çarpı 9 çarpı 8 tüm durumlar. Böylece 18 bölü 9 2 2 bölü 72 de 1 bölü 36 oldu arkadaşlar. A kümesi 0-2-0-1-2-3-4-5'miş. Bu kümenin elemanlarıyla elde edilen 3 basamaklı tüm doğal sayılar birer karta yazılıp bir kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının tek sayı olduğu bilindiğine göre bu sayının rakamlarının soldan sağa doğru artan sırada olma olasılığı kaçtır? Önce arkadaşlar tek sayıları bulalım. İstenen durumumuz tek sayı olması çünkü tek sayı olduğu bilindiğine göre diyor tek sayı olduğu bilindiğine göre 1 3 5'ten 3 tanesi gelebilir. 3 tanesinden bir tanesi de gelebilir birler basamağına. Yüzler basamağına 0 hariç hepsini yazabiliriz. Onlar basamağına tüm sayıları yazabiliriz. Bakın toplam orada zaten 6 tane sayı var bakın. Gördüğünüz gibi rakamları tekrarlı tekrar tekrarsız özel bir şey dememiş. Tüm doğal sayılar diye belirtmiş. Böylece tüm durum 90 tane tüm tek durumlar. Bizden istediğine Öyle bir sayı seçeceğiz ki küçükten büyüğe olacak. Örnek şöyle bir sayı düşünün. 1, 3, 5. 1, 2, 3. Bunlar bakın bu şartı sağlıyor. Hem tek olacak hem de rakamlar artan sırada olacak. Buna göre ne yapmamız lazım? Birinci durum arkadaşlar bir kere birler basamağına bir gelemez. Çünkü o zaman en küçük sayı e, sıfır olması lazım. Böyle bir şey sayısı da yok. 3 basamaklı sayı yok. Dolayısıyla 1'i es geçtik. Son basamağa ancak en az 3 gelir. 3 gelirse mecburen rakamların soldan sağa artması için 1-2-3 olması lazım. Oradan bir tanecik durum geldi. İkinci durumda son basamak 5 olursa yani buraya bir tane sayı yazdık topu topu. O zaman arkadaşlar bu ikisine 1 2 3 4'ten ikisini seçebilirim. Yani 4'ün ikilisi. Neden yerleştirme yapmıyorum? Burada çünkü seçtiğim iki sayı örnek 3 ve 4 seçtim diyelim. Direkt cuk diye zaten 3 4 diye oturacak ya da gittiniz 1-3 seçtiniz. Zaten sıralı olmak zorunda. O yüzden burada sıralama yok. Sadece seçmek var. Dolayısıyla 4 sayıdan 2 sayıyı yukarı seçeriz böyle bu şekilde. 4'ün ikilisi de kaçtır? 6. Demek ki istenen durumda arkadaşlar 7 taneymiş. 7 bölü 9 oldu. 1, 2, 3, 4 ve 6, 5, 6, 7, 8, 9 kümeleri verilmiş. F2 6'ya eşit olmayacak ve F4 de 9'a eşit olacak şekilde A'dan B'ye tanımlı kaç farklı birebir fonksiyon vardır? Yani şöyle bir görüntü yaparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde. 4 zaten 9'a gidecekmiş. Birebir fonksiyon olduğu için artık 9'a birinin gitme hakkı yok. 2 de 6'ya gitmeyecek. O zaman 2'den başlayalım. 2'nin 1, 2, 3 hakkı var. 3 hakkından birini kullandı. Örnek 5'e gitmiş olsun. O da gitti artık. Şunları da kapatalım böyle. 1 ve 3'e geldik. Şimdi arkadaşlar 1'in 6, 7, 8, 9'dan 3 hakkından birini kullanmış olsun. Diyelim 7'ye gitti. Böylece 3'e de kaç tane hak kalıyor? 2 tane hak kalıyor arkadaşlar. 9 çarpı 2'den 18 tane birebir fonksiyon tanımlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek rakamları tekrarsız 7 bas... Ha bu arada Şimdi diğer soruya geçmeden şunu söyleyeyim. Birebir fonksiyon hocam neydi diyeceğinizi zannetmiyorum ama birebir fonksiyonda arkadaşlar aynı anda iki eleman bir elemana gidemiyor. Herkes farklı yerlere gidecek şeklinde düşünmeniz lazım. Rakamları kullanılarak 7 basamaklı tekrarsız kaçında tek sayılar azalan sıradadır? Güzel. Tek sayılar azalan sıradadır diyor. Ben permütasyon konusunda tekrarlı permütasyon mantığıyla çözdüğümü söylemiştim bu soruları. Yine öyle söyleyeceğim. Yorumum şu. Bize arkadaşlar 1 3 5'in yerini söylemiyor. İstediğiniz yerde olabilir. Örnek şöyle bir sayı olabilir. Bakın bu şekilde. Sonuçta 1 3 5 aynen sıralı mı? Artan düzeyde. Tamam, sıralı azalan sıradaymış pardon. 5 3 1 olsun azalan sırada oluyor mu Evet sıraları ama yan yana mı Hayır istediğiniz sırada olacak ama sonuç itibariyle azalan sırada olacaklar o zaman şöyle bir şey yapabilirim 5 3 1'in kendi arasında yer değiştirme hakkı var mı yok O yüzden bunları x x x diye düşünüyoruz tamam mı geri kalan da 2 4 6 burada tek sayılar demişken 7'yi niye tek sayı almıyorsam Pardon 1, 3, 5, 7 tek sayılar. 2, 4, 6. Bunları arkadaşlar x, x, x olarak sayıyoruz ki kendi aralarında azalan sırada tek bir şekilde yerleşebilirler. 2, 4, 6'dan da 3 tane sayı gelecek. Toplam 7 sayımız var. 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Neden? Bunların kendi arasında yer değiştirme hakkı yok. Bakın örnek göstereyim. x, 2, 4, x, x, x olsun. Mecburen buraya 7. Buraya 5, buraya 3, buraya 1 yazacaksın. Böylece hakikaten bakın bunlar otomatik olarak sıralanmış oldu. Ben ne yapıyorum XXX diyerek onları otomatik olarak sıralamış oluyorum. Böylece bir daha onları dert etmeme gerek yok. Nereye geldi, nereden çıktı, hangi sırada oldular hiç önemsemiyorum. Bu mantıkla yaptığın zaman gayet işiniz rahat olur arkadaşlar. 210 oldu sorunun cevabı. Hareket etme yönlerinden herhangi birinin seçme olasılıklarının eşit olduğu dairesel bir pistte ABC noktalarında bulunan üç hareketli aynı anda aynı sabit hızlarla harekete başlıyorlar. Bu hareketliler pistin çevresinde birer tur attıktan sonra duruyorlar. Buna göre hareketlilerden hiçbirinin karşılaşmama olasılığı kaçtır? Bunların şimdi arkadaşlar sonuçta böyle sağa sola iki hakkı var A'nın. B'nin yine sola sağa iki tane hakkı var. C'nin de sola sağa 2 tane hakkı var. Demek ki 8 tane tüm durum oluşuyor. Karşılaşmamaları için ne olması lazım? Bunların aynı yönde gitmesi lazım. Çünkü aynı yönde giderlerse farklı yerlerde oldukları için asla birbirlerini yakalayamayacaklar. A böyle, C böyle, B de böyle yönde giderse bir durum. Bu sefer tam tersi. A bu yönde, B bu yönde, C de bu yönde giderse yine birbirlerini asla yakalayamazlar. Neden? Sabit hızda oldukları için iki araç sabit hızlıysa birinin hızı 20 olsun diğerinin hızı 20 olsun aradaki mesafe asla kapanmaz. Hep aynı saatler aynı mesafe kalır aralarında. Bundan dolayı arkadaşlar aynı yönde gitmeliler. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 4 olacak. Mevlana kelimesinin harflerinden herhangi 3 tanesi pardon soruyu kaybettim siliniyor kalan harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız dört harfli kelimeler yazılıyor. Yazılan kelimelerin birbirinden farklı olanlarından rastgele seçilen birisinde A harfinin bulunma olasılığı kaçtır? Gayet iyi bir soru. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Olasılık, sayma olasılık konusunda inşallah bu soruları önce kendiniz çözüyorsunuzdur, sonra benden izliyorsunuzdur. Yoksa yani soruların çözümleri gayet böyle sıradan, denklemsiz falan yaptığımız için... Ee, öğrenirsiniz belki ama çok az şey öğrenirsiniz. Kendiniz hata yapmalısınız, bir yerde tıkanmalısınız, ondan sonra görünce gerçekten çok daha iyi anlarsınız. Mesela bu soru öyle bir soru. Kendiniz bir deneyin bakalım durdurup sonra benden dinleyin. Çünkü burada şöyle bir durum var, hemen onu söyleyeyim. Kalan 4 tane harf şimdi 3'ünü siliyoruz. Burada ne hangi harfler kalıyor bilmiyoruz. Bu birincisi. İkincisi A'lardan 2 tane var. O yüzden ben burada ne yapacağım biliyor musunuz? Burada A'lar iki tane olduğu için bize sıkıntı çıkarabilir. A'lardan başlayacağım. Birinci durum hiç A olmasın işin içinde. İkinci durum bir tane A olsun. Üçüncü durum iki tane A olsun. Diyerek başlayalım soruya. Şimdi hiç A olmazsa kalan 5 harften kaçını seçmeliyiz? 4'ünü seçmeliyiz. 5'in dörtlüsü ve bunlar da 4 faktöriyel şeklinde yerleşirler arkadaşlar. Tekrarlılık falan filan yok. Bir tane A seçersek artık bir tanesini seçtik diyelim A oldu. Ve burada zaten mecburen 5 harften 3'ünü seçmek zorundayız artık kalan 5 harften. Böylece yine 4 faktöriyel olur. Çünkü tekrarlı değil. Eğer 2 tane A seçersek kalan 5 harften 2 tanesini seçmeliyim. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel demeliyim. Neden? A'lar böyle yan yana gelse bunların aralarında yer değiştirmesi yok. Tekrarlıyı unutmamız lazım. Dolayısıyla tüm durumlar 24 çarpı 5 120. Yine e, 24 çarpı 10 240. Ve burada da arkadaşlar 6 çarpı 10 60 yapıyor. Toplam durum o zaman 120 240 daha. 360, 60 daha 420 yaptı arkadaşlar. Pardon bu arada 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 60 dedik. Orada 12 çarpı 10'dan 120 olacak. Dolayısıyla toplam durum ne geliyor? 480. Bizden istenen durum ne arkadaşlar? İçinde A'nın olduğu durum. A'nın olduğu durumlarda neler? Bunlar ne güzel bak yapıştıracağız artık oraya. 360'da A'nın olduğu durumlar. Böylece 360 bölü 480'den 3 bölü 4 oldu. ABC birer rakam olmak üzere 1 CBA 9 koşulunu sağlayan kaç tane ABC 3 basamaklı çift sayı yazılabilir? Şimdi çift sayı dediği için bir kere 2, 4, 6, 8'i düşünmemiz lazım. Çünkü rakamlar 1 ve 9 arasında sıfır alamayız. Şimdi ve burada ABC olduğu için en küçük de o zaman bu olacak. Ayrı ayrı düşünmeliyiz. Diyelim C 2 olsun diyelim. C 2 ise arkadaşlar B ve A bundan büyük ne olmak zorunda? 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8. Yani 3 3 6 tane sayı var. 6'nın ikilisi diyeceğiz. Sıralama var mı? Hayır. Neden? Çünkü rakamlar küçükten büyüğe gidiyor. Bak. Örnek A 8 olursa B 7 olursa Gerçekten bu şartı sağlıyor. Yer değiştirebilirler mi? Hayır. O yüzden altının ikilisi diyorum. Tamam mı? Sonra arkadaşlar diyelim C 4 oldu. O zaman artık 5, 6, 7, 8 olabilir. Toplam 4 tane sayı oldu. 4'ün ikilisi. Sonra A, B, C 6 olabilir. Böylece A, B'ye sadece 7 ve 8 kalır. Bir tane durum kalır geriye arkadaşlar. 6'nın ikilisi bu arada 15 4'ün ikilisi 6. Ee, buradan da bir tane durum oluştu. Eğer C8 olursa A ve B hiçbir sayı olamaz. O yüzden arkadaşlar 15, 6 daha 21, bir daha 22 tane durum varmış. 2005 ÖSS'de şöyle bir soru vardı çok eski bir yıl ama. A, B, C olacak ve rakamlar küçükten büyüğe sıralanacak şekilde kaç farklı 3 basamaklı sayı vardır? Ne diyeceğiz o zaman? 10'un üçlüsü. Neden? Siz 10 tane sayıdan 3 tane sayı seçtiğiniz zaman bunları küçükten büyüğe bir şekilde sıralarsınız. Örnek 246 sayısı. Başka türlü sıralanır mı? Sıralanmaz. O yüzden küçükten büyüğe sıralanan rakam sorularında permütasyon değil bir nevi kombinasyon yapıyoruz. Aralarında Salih, Umut ve Halide'nin de bulunduğu 7 kişi yan yana sıralanmış 7 koltuğa oturacaklardır. Salih, Umut ve Halide'nin herhangi ikisi yan yana oturmayacağına göre kaç farklı şekilde oturabilirler? O zaman arkadaşlar burada neye dikkat etmeliyiz? Önce diğerlerini bir yapalım, sonra Halide, Umut ve Salih'i yerleştiririz. X1, X2, X3, X4 diyelim. Bunları yerleştirdiğimiz zaman 4 faktöriyel 1 2, 3, 4, 5 tane boşluk kalıyor bunların yanında. O zaman geri kalan Salih, Umut, Halide de 5, 4, 3 şeklinde yerleşir. Örnek bir görüntü. Salih X1 kişisi Sonra Halide olsun X2 kişisi Sonra arkadaşlar X3 olsun Sonra buraya işte umutu yerleştirelim. X4 de böyle yerleşsin. Hakikaten gördüğünüz gibi diğerler arasında öyle bir sıkıntı yok. Onlar yan yana gelebilir ama Salih, Halide ve Umut yan yana gelmemiş oldular. Bir otomobil ya bu soruyu arkadaşlar uzun uzun okumayayım ya. Siz okuyun, bekleyin ben sizi. Daha doğrusu pardon, siz beni bekleyin çözmem için soruyu okuyun. Sonra e, yapmaya çalışın. Sonra da ben çözeyim çünkü cümleler çok uzun. Tek tek okuyup sıkmayayım size soruyu okudunuz herhalde arkadaşlar. Şu örnek kısmında doğru anlamak lazım. Şimdi araçlar bir kere başlangıç sıralarında bir sıkıntı yok. Onu zaten kurul belirliyor olur sonuç itibariyle. Bir yarışa başlarken kimin nerede başlayacağı belli. O yüzden o kısma takılmayacağız. Çünkü soru bize sonuçlar kaç farklı şekilde ilan edilebilir demiş. Herkesin başladığı yer bellidir. Diyelim A, B, C, D yarışçıları olsun. Birinci, birisi birinci sırada başlıyor, birisi ikinci sırada başlıyor, birisi üçüncü sırada, birisi dördüncü sırada. Zaten o konuda sıkıntı yok. Onlar belli. Bizim için sonuçlar önemli. Dolayısıyla burada neye dikkat etmemiz lazım? Yarışı tamamlayabiliyorlar mı, tamamlayamıyorlar mı? Diyelim dört yarışçı da yarışı tamamlayabildi. Dört yarışçı da tamamlarsa ne olur? Dört faktöriyel şeklinde sıralanır bunlar A, B, C'de. O yüzden sıralama sorusudur ve... 4 yarışçı da tamamlarsa 4 faktöriyel şeklinde olur. Bir problem yok. Gelelim şimdi 3 yarışmacı yarışı tamamlasın. Hangi 3 tanesi? O zaman 4 tanesinden 3 tanesi e, yarışı tamamlasın. Bunlar da 3 faktöriyel şeklinde sıralanır. 4 yarışmacıdan 2 tanesi yarışı tamamlayabilirse sıralama 2 faktöriyel şeklinde olur. 4 yarışmacıdan 1 tanesi sıralamayı şey yarışı tamamlarsa böylece arkadaşlar durumlu olur. Bir tane sıralama zaten direkt birinci olur. 4 yarışmacıdan hiçbiri bitiremezse bu da bir durumdur. Çünkü hiçbiri bitirememiştir. Hepsi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 rakamlarını alır. Böylece o zaman e, burası 4 çarpı 6'dan 24, 6 çarpı 2'den 12 oldu. En başta 24 vardı onu unutmayalım. 4'ün ee, 1'lisi zaten 4, 4'ün 0'lısı da 1. 24, 24 daha 48, 12 daha 65 daha 65 tane durum oluştu. Bence testin en önemli sorusu sayılabilir bu. Hakikaten düşünmekte biraz zor gelebilir. Enteresan bir soru. Umarım anlamışsınızdır. Sıralamayı çok güzel sormuş. İşin içinde kombinasyon da var. Çünkü yarışçılar tamamlayabilir, tamamlayamayabilir. Evet. Adana Spor ve Malatya Spor takımları arasında oynanan bir futbol müsabakası 4-1 Adana Spor lehine sonuçlanmıştır. Takımların gol atma sıraları dikkate alındığında müsabakanın ilk golünü Adana Spor takımı attığına göre müsabakanın son golünü Malatya Spor takımının atmış olma olasılığı kaçtır? Şimdi 4-1 o zaman Adana 4 tane attı arkadaşlar Malatya'da bir tane attı. İlk golü zaten Adana'nın attığını söylüyor. O zaman toplam 4 tane golümüz kaldı. Bunlar nasıl sıralanır? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Niye? Örnek bir görüntü. A, M, A, A şeklinde olabilir hakikaten. Kalan 4 golü böyle atmışlardır. Dolayısıyla 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yani 4 tane bizden istenen durum tüm durumlar olarak. Şimdi bizden ama ne isteniyor? M'nin son golü atmasını Malatya'nın yani. O zaman bu durum sadece bir şekilde oluşur. Neden? Adana böyle golleri sıralar. En son golü Malatya atar. Böylece bir tanecik durum vardır. Dolayısıyla bu bir durum oluşturdu. 4 zaten tüm durumları oldu. 1 bölü 4 oldu. Bu bizi çok da zorlamadı. Ben soruyu şöyle değiştireyim. 3-2 olsun arkadaşlar ve yine Adana Spor'la yine olsun. Aynı soruyu yine soralım. Yine gördüğünüz gibi bu sefer A, A, A ve M, M şeklinde gördüğünüz gibi. Bu 5 tane sayı birbiri aynı 3 tane yine birbirine eşit 2 tane nasıl sıralanır? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel diye. Ama böyle yapmayacağız çünkü ilk golü Adana'nın attığını biliyoruz. Sileceğiz onu. Artık 4 gol kalacak. Böylece 4 faktöriyel çarp bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak. Bu 6 tane Bizden istenen tüm durum. Nedir? Adana'nın ilk golü attığı durum. Malatya'da son golü atacağı için o da istenen durum. Silelim çünkü Malatya son golü kesinlikle atacakmış. O zaman geriye 3 gol kaldı. Bunlar nasıl sıralanır bakın. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Dolayısıyla 3 tane de istenen durum oldu. Böylece 3 bölü 6 1 bölü 2 oluyormuş. Eğer maç 3-2 bitseymiş. Bu şekilde arkadaşlar İlk iki sayfayı tamamladım. Gayet iyi sorular vardı bence. Bunlar gibi yine güzel sorular ve yorum soruları çözeceğim 3. ve dördüncü sayfada. Ama neredeyse yarım saati bulduk. Diğer videoda da arkadaşlar 3. ve dördüncü sayfayı çözeyim. Orada görüşmek üzere.